Turizm kenti Antalya'nın dünya ünlü Konyaaltı sahilinde kadın can kurtaranlar göreve başladı. Kule ve sahil bandında yürüyerek ellerinde dürbün ve megafonla denetim yapan kadın can kurtaranlar güvenlik kulvarını geçenleri uyarmanın yanında vatandaşları sosyal mesafe noktasında uygun davranmalarını istiyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yeni normalleşmeyle birlikte 1 Haziran'da vatandaşların hizmetine yeniden açıldı. Sahil Antalya Yaşam Parkı işletmesi yeni tip koronavirüs önlemlerine uygun olarak plajlarda düzenleme yaptı. Günde binlerce kişinin ziyaret ettiği Konyaaltı sahilinde boğulma riskine karşı belirli aralıklarla 34 kule yerleştirildi. 34 kulede 5'i kadın 43 can kurtaran sabah 9'dan akşam 19'a kadar görev yapıyor. Bu yıl kadın can kurtaran sayısının artırıldığı sahilde neredeyse kuş uçurtulmuyor. Kule ve sahil bandında denetim yapan kadın can kurtaranlar güvenlik kulvarını geçenleri uyarmanın yanında vatandaşları sosyal mesafe noktasında uygun davranmalarını istiyor. Maskelerini bir an olsun çıkarmayan kadın can kurtaranlar erkeklere inat mesleklerini başarıyla yapıyor. Sezon Haziran'ın birinde başladı bu pandemiden dolayı. Biz de ona göre önlemlerimizi aldık. Evet, maskeyle görev yapıyoruz. Boğulma vakası olduğunda önlemlerimizi alıyoruz. Arkadaşımızı mesafeli bir şekilde kurtarıp, kurtarma kemeri veya simidimizle müdahale etmeden önce sağlık çantamızda bizim eldivenimiz, maskemiz, dezenfektemiz, her şeyimiz bulunuyor. Boğulan kişiye de suni teneffüs ambu cihazlarıyla yapılmaktadır. Olabildiğince mesafemizi koruyoruz. Aslında olumlu tepkiler alıyorum. Yani biraz zor bir meslek, doğrudur. Ama bunun kadına erkeği yok. Herkes can kurtaran olabilir. Buradan da diğer kadın arkadaşlarıma da sesleneyim. Kadın erkek olarak ayırt etmemek lazım bana kalırsa. Çünkü kamyon şoförlüğü yapan kadınlarımız da var, otobüs şoförlüğü yapan kadınlarımız da var. Önemli olan hem kadının hem erkeğin yaptığını gösterebilmek bence. Her işin zorluğu vardır derler ya, hani buranın zorluğu da aslında insan hayatı. Sorumluluğun çok büyük, yani sorumluluk sahibi insanlar bunu kolay kolay yapabilmez. Biz maskelerimizi takıyoruz. Kesinlikle vakayı çıkarttıktan sonra, kazazedemizi çıkarttıktan sonra maskesiz, peçetesiz, eldivensiz yaklaşmıyoruz. Aynı zamanda korumalıklarımız oluyor. O şekilde müdahale ediyoruz, temkinli oluyoruz koronavirüs sürecinde. Tabii ki her işin olduğu gibi bizim işimizde bir zorlukları var. Özellikle de kadın olduğumuz için ve insanlar buna alışkın olmadığı için bir zorluk çekiyoruz. Hani insanlar önümüzden geçerken baktığında, kuleye dönüp baktığında bir daha bakıyor, aa kadınmış diyor. Hani iyi tepkiler de alıyoruz tabii ama iyi tepkiler aldığımız kadar kötü demeyeyim de yanlış tepkiler de alıyoruz. Mesela yanımızda otururken işte hani bu biraz kadın, biraz zayıf, hani bu biz boğulsak nasıl kurtarır diye söylüyorlar. Ama biz 6 günlük bir eğitim aldık ve hani bu eğitim biraz zor bir eğitimdi. Hani herkesin öyle yapabileceği bir eğitim değildi. Bunun cinsiyetle çok bir alakası yok. Kadını da var, erkeği de var. O yüzden hani boğulan kişi erkek olsa da, kadın olsa da kurtaran kişi kadın olduğunda yine kurtarabiliyor, yani o konuda bir sıkıntımız yok. Atışma durumları oluyor işte, hani böyle can kurtarana can kurban gibi. Aynen, boğulayım da kurtar, beni kurtarsın gibi düşünceleri olan insanlar tabii ki de oluyor. İster istemez tabii ki de rahatsız oluyoruz ama hani biraz da işimizin profesyonel olması gerektiği için hani olabildiğince kulak asmamaya çalışıyoruz, duymamaya çalışıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok.